Merhaba arkadaşlar. Üçüncü üniteyle dersimize devam ediyoruz. Üçüncü ünitemiz canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması. Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına, ayrıca akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma diyoruz. Yani diğer adıyla arkadaşlar sistematik diyoruz. Canlıları sınıflandırmak için gerekli olan bütün kural ve kriterleri belirleyen bilim dalına ise taksonomi diyoruz. Taksonomi, sınıflandırmayı inceleyen bilim dalıdır. Taksonomi terimi taksis, düzenleme, sıralama. Nomos ise yasa sözcükleri bileşiminden türetilmiştir. Peki sınıflandırmanın amacı ve faydaları nelerdir? Bunlardan bahsedelim. İnsanlar çeşitlilik gösteren varlıkları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırma eğilimindedir. Örneğin canlılar, cansızlar, bitkiler, hayvanlar, katı sıvı, gaz gibi ayrımlar bir tür sınıflandırmadır. Dünya üzerinde yavaş ve yaşamakta olan canlı çeşitliliğinin fazla olması onların sınıflandırılmasını gerektirmiştir arkadaşlar. Bu yüzden sınıflandırma canlıları daha kolay incelemek için yapılan bir bilim dalıdır arkadaşlar. Şöyle diyelim, soyu tükenmiş canlılara bir diğer örnek eklem bacaklarının üyesi olan trilobitlerdir. Bunların dışında da jeolojik devirlerde yaşayıp da nesilleri tükenmiş pek çok canlı vardır. Bu kadar çok canlı türünü sadece isimleri yazılsa dahi ciltler dolusu kitap oluşturulur. Bu nedenle canlıları belirli bir düzen içerisinde sınıflandırması ve isimlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Sınıflandırmanın amacı nedir? Şöyle diyelim. Sınıflandırmanın amacı canlıları belirlenmiş bilimsel kurallara göre arkadaşlar gruplandırarak doğayı daha kolay anlaşılır hale getirmek. Yani şöyle belirlenmiş bilimsel kurallar dahilinde gruplandırılıyor arkadaşlar. Daha kolay anlaşılır bir hale getiriliyor. İlk amacımız bu. Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturmak, benzer özelliklere sahip canlıları farklı şekillerde isimlendirilmesi ve gruplandırılması sonucu meydana gelebilecek karışıklıkları engelleyerek bilim insanları arasında iletişim ve dil birliği sağlamak, canlıları sınıflandırması sonucu elde edilen bilgileri o gruba dahil bireylerin tamamı için geçerli sayarak zaman kaybını en aza indirmek, bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin diğer bilim adamları tarafından öğrenilmesini sağlamak, aynı konuda tekrar çalışılmasını önlemek arkadaşlar. Dünya üzerinde yaşamış ve nesilleri tükenmiş eski türler ile yeni türleri karşılaştırmak, akrabalık derecelerini bulmak arkadaşlar, bir de arkadaşlar yeni bulunan türlerin tanımlanmasını ve adlandırılmasını kolaylaştırmak. Biyolojik çeşitliliğin ve bunun dünya üzerindeki dağılımının nasıl olduğunu anlamak, ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmektir. Peki canlıları sınıflandırılmasında kullanılan ölçüt, yaklaşım ve modeller nelerdir? Şöyle söyleyelim arkadaşlar, kısaca ilk defa canlıları sınıflandıran kişi Aristo'dur. Aristo canlıları ikiye ayırmış. Demiş ki işte canlılar, şöyle arkadaşlar, canlılar, bitkiler, bitki, işte hayvanlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Hayvanlar. Bitkilere bakmış arkadaşlar. Dış görünüşlerine göre bakmış hani. Morfolojik yapılarına baz almış. Çok küçük olanlara ot demiş. Biraz daha büyük olanlara çalı demiş. Biraz daha büyük olanlara ağaç diye gruplandırmış. Hayvanları ise arkadaşlar işte havada yaşayanlar, suda yaşayanlar, yaşadıkları yere, karada yaşayanlar, yaşadıkları yere göre gruplandırma işlemini yapmıştır arkadaşlar. Karada yaşayanlar şeklinde. Aristo canlıları az önce söyledim, morfolojik özelliklerine göre sınıflandırma yapmıştır arkadaşlar.
Aristo'nun doku ve organ görevlerini dikkate alarak yaptığı bu sınıflandırmaya biz yapay sınıflandırma diyoruz arkadaşlar. Bakın bu yapılan sınıflandırmaya ne diyormuşuz? Yapay, diğer adıyla suni ya da işte ampirik sınıflandırma diyoruz. Yapay sınıflandırmada arkadaşlar, yani Aristo'nun yaptığı bu sınıflandırmada analog organ temeli alınmıştır. Peki analog organ ne demektir? Analog organ kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Mesela şu B'de, A ve B'ye baktığınız zaman arkadaşlar, A'daki sinek kanadı, B'deki ise kuş kanadıdır. Tamam mı? Şimdi bunların filogenetik kökenleri farklıdır ama ikisi de kanat, ikisi de uçmaya yarıyor. Görevleri aynı olduğu için arkadaşlar bunlar analog organ olarak isimlendirilir. Tamam mı? Şimdi o günün şartları dikkate alındığında Aristo'nun canlıları işte kol, bacak, kanat, kök, gövde, yaprak gibi gözle görülebilir yapıların ve bu yapıların görevlerine göre sınıflandırılması gayet doğaldır arkadaşlar. Daha sonra insanlar yeni canlı türlerini keşfetmeye başladıkça Aristo'nun sınıflandırma sistemi zaten yetersiz kalmıştır. 18. yüzyılda Karlein tarafından yapılmıştır arkadaşlar. O dönemde yeni bulunan canlı türlerini tanımlamak için daha kapsamlı bir sınıflandırma yöntemi önermiştir. Line gruplama yaparken John Ray ile geliştirdiği tür kavramını dikkate almıştır. Sınıflandırmada temel ve değişmeyen birimin tür olduğunu belirtmiştir. Tür arkadaşlar sonra işte cins, takım, sınıf, işte familia, aile bu şekilde sistematik bir grup oluşturmuşlardır. Bunların yaptığı sınıflandırmayı ise biz arkadaşlar doğal sınıflandırma ya da filogenetik sınıflandırma diyoruz. Bu şekilde adlandırıyoruz arkadaşlar. Peki 17. yüzyıldan itibaren ölçme, gözlem, analiz, araç ve yöntemlerin hızla gelişmesiyle birlikte canlılar arasındaki benzerlik ve farkları tespit etmek amacıyla moleküler düzeyde karşılaştırma yapılmış. Sınıflandırmada kullanılan model ve yaklaşımlar da gelişerek değişmiştir. Çünkü yeni ulaşılan bilgi ve bulgular canlıların sınıflandırması da bilimsel bilginin düzeltilip değiştirmesine veya yenilenmesine sağlamıştır. Daha sonra arkadaşlar tek hücreli organizmaları Anton van Leeuwenhoek tarafından 1674'te keşfedilmiş. Hatta bu bilim insanı arkadaşlar mikrobiyolojinin babası diye adlandırılıyor. Mikrobiyolojik canlıları tespit etmiş bu bilim insanı arkadaşlar. 19. yüzyılın ortalarına geldiğinde Lyme tarafından önerilen iki alemli sınıflandırma sistemi birçok kişi tarafından yetersiz ve karmaşık bulunmaya başlamış. Protistler olarak adlanan üçüncü bir alem daha önerilmiştir. Prokaryot-ökaryot ayrımı o dönemde yapılmadığından tüm tek hücreli organizmalar protistler içerisine dahil edilmiş. Tabii arkadaşlar yine bilim gelişerek daha çok araştırma yöntemini dört alemli sınıflandırma yapmışlar. Daha sonra bakteri, arke, ökaryot olmak üzere üç ana gruba ayrılmışlardır. Bunu da geliştirmişler arkadaşlar tabii ki. Günümüzde kullanılan sınıflandırma yöntemine geçmişler. Peki bu sınıflandırma yöntemi nedir? Doğal sınıflandırmadır arkadaşlar. Bu doğal sınıflandırmada akrabalık derecesi göz önünde bulundurulmuş. Filogenetik sınıflandırmada canlının akrabalık derecesini tespit etmek için DNA ve protein benzerliği, DNA ve protein, vücut simetrisinin benzerliği, embriyonel gelişim evrelerinin benzerliği, biyokimyasal özelliklerin benzerliği, hücresel yapıların anatomik benzerlikler, fizyolojik benzerlikler, organların kökeni arkadaşlar gibi taksonomik kriterler kullanılmış. Bakın, sınıflandırma, şöyle diyelim, sınıflandırma
Ne dedik arkadaşlar? Aslında ilk defa Aristo tarafından yapılmış doğal sınıflandırma, pardon, özür dilerim, yapay sınıflandırma. Sonra da doğal sınıflandırma şeklinde. Yapay sınıflandırma Aristo tarafından yapılmış arkadaşlar. İlk defa analog organ temeli alınmıştı. Peki analog organ temeli alınca hangi benzerliğe bakılmış? Morfolojik benzerliği. Doğal sınıflandırma ise ilk defa Carline tarafından yapılmış. Tabii daha sonra diğer bilim insanları tarafından geliştirilmiş arkadaşlar. Burada da homolog organ benzerliği dikkate alınmıştır. Homologta ise arkadaşlar köken benzerliği, yani akrabalık derecesine bakılmış. Akrabalık derecesini tespit etmek için arkadaşlar nelere bakılmış? DNA ve protein benzerliğine, vücut simetrisinin benzerliğine, embriyonel gelişim evrelerinin benzerliğine, biyokimyasal özelliklerin benzerliği, hücresel yapıların anatomik, fizyolojik benzerlikler ve organların kökeni kriter olarak kullanılmıştır. Peki homolog organ ne demektir? Homolog organ ise, bakın, analog organ şöyle, kökenleri farklıydı. Kökenleri farklı. Organda ise arkadaşlar köken aynı. Köken aynı. Burada görevler aynıydı arkadaşlar. Görevleri aynı. Köken aynı olduğu için arkadaşlar burada görev aynı veya farklıdır. Yani bizim için burada önemli olan kriter nedir arkadaşlar? Kökenlerdir. Analog organda kökenler farklı, homolog organda ise köken aynı. Şimdi arkadaşlar, şöyle diyelim. Balinanın ön yüzgeciyle arkadaşlar, kurbağanın, atın, aslanın ön bacağı, insanın kolu ve kuşun kanadı, görevleri farklı olmasına rağmen kökenleri aynı olan homolog organlardır. Bu organlar benzer anatomik yapıya ve fizyolojik özelliklere sahiptir. Peki sınıflandırmada kullanılan kategoriler ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşi nedir? 7 farklı kategoride gruplandırılıyor arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Şöyle göstereyim. Türden başlıyor arkadaşlar. En küçük sınıflandırma birimidir. Sonra cins, aile, takım, sınıf, şube, alem şeklindedir. Peki türden aleme doğru girdikçe ne olur? Bundan bahsedelim. Şöyle türden türden şöyle aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe arkadaşlar. Yani türden aleme doğru gidildikçe. Birey sayısı bir kez artar arkadaşlar. Birey sayısı artar. Çeşitlilik artar. Canlı çeşitliliği artar. Alemde daha fazla çeşitli canlılar olur. Çeşitlilik artar. Peki aleme doğru gidildikçe akrabalık derecesi ne nasıl olur arkadaşlar? Akrabalık derecesi şöyle derecesi azalır. Benzerlik ya da protein benzerliği, protein, gen benzerliği bunlar da arkadaşlar azalır. Türden aleme doğru gidildikçe bu olaylar meydana gelir. Şimdi tür ne demektir? Türle başlayalım. Tür kavramını ilk ortaya atan bilim insanı John Ryder. Ortak bir atadan gelen, bakın bu tanım çok önemli, çıkmış sınav sorusudur. 2013 YGS'de olması lazım arkadaşlar. Diyor ki türün tanımını vermiş. Aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır demiş. Ortak bir atadan gelecek arkadaşlar. Ortak bir atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan, çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular, yani verimli döller verebilen bireyler topluluğuna biz tür diyoruz arkadaşlar.
Ancak farklı türlere ait canların kromozom sayıları da aynı olabilir. Mesela şunu demek istiyor arkadaşlar. İnsan da 46 kromozom. 46. Mesela moli balığı dediğimiz bir balık var. Moli balığı. Bu da 46. Yani farklı türler aynı kromozomda olabilir. Bunu demek istiyor ama aynı türdeyseler kesinlikle aynı kromozomdadır. Kesinlikle kromozom sayıları aynı. Sayıları aynı arkadaşlar diyebiliriz. Kromozom sayılarının aynı olması canlıların aynı tür ya da yakın akraba olduğunu göstermez tabii ki de. Hani az önce insanla moli balığını örnek verdik. Çünkü önemli olan kromozom sayısı değil, kromozomlar üzerindeki gen benzerliği ve niteliğidir. Farklı türlerin kromozom sayıları aynı olabilir. Bakın insan, hayvan, muça, lepistes, kurtbağrı bitkisi bunların hepsinin kromozom sayısı aynı ama hepsi de farklı türlerdir arkadaşlar. Filogenetik sınıflandırmanın kurucusu Carlyle'dir. Canlıları sınıflandırırken sadece tür, cins, takım basamaklarını kullanmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda bu basamaklar yetersiz kaldığı için familya, sınıf, şube, alem kategorileri de ilave edilmiştir. Benzer takımların bir araya gelmesi sınıflar, sınıfların bir araya gelmesi şube, şubelerin bir araya gelmesiyle ne oluşmuş arkadaşlar? Alem. Bakın türden aleme doğru gidildikçe az önce söyledim zaten. Birey sayısı artar dedik. Canlı çeşitliliği artar. Gen çeşitliliği artar. Genetik benzerlik, protein benzerliği azalır. Ortak özellik azalır arkadaşlar. Şimdi ikili adlandırma sisteminden bahsedelim. İlk defa Linne tarafından yapılmış arkadaşlar. İkili yani binomiyal adlandırma demektir. Her bir tür için biri cins ismi, diğeri o türü niteleyen ismi olmak üzere iki kelimeden oluşmuş arkadaşlar. İkili adlandırma yapılmıştır. Şöyle diyelim, mesela türümüz kim? Homo sapiens. Homo sapiens insan demek arkadaşlar. İlk kelime cins adını belirler. Cins. İkinci kelime bunun tanımlayıcı adıdır. Ad. İkisi birlikte türü oluşturur arkadaşlar. Tür. Bakın tür dediğimiz olay arkadaşlar. Ortak bir atadan gelecek dedik. Atadan gelen çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılardır. Çiftleştiklerinde verimli döller verebilen. Verimli döller verebilen canlılardır. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Tür diyoruz. Şimdi türe ikili adlandırılıyor arkadaşlar. Ne dedik? Homo sapiens. Bu bir tür. Bakın ilk kelime büyük harfle yazılır. Onun cins adıdır. İkincisi küçük harfle başlar. Bunun tanımlayıcı adıdır. Tanımlayıcı adı. İkisi birlikteyse arkadaşlar türü oluşturur. Tür. Tür bu şekilde adlandırılır. Aşağıda Felis catus denilen evcil kedi var. Aynı şekilde arkadaşlar Felis cins adıdır. Cins tanımlayıcı adıdır. İkisi birlikteyse türdür. Bu şekilde adlandırılma yapılır. Tanımlayıcı ad bir türün özelliğini belirten sıfat olup o tür tanımlamak için tek başına yeterli değildir. Çünkü birbirinden farklı türlerin tanımlayıcı adı da aynı olabilir. Yani biz burada türlere bakarken aslında ilk kelime yani cins adını baz alıyoruz arkadaşlar. Mesela Passer domesticus, Achete domesticus denilen iki tane türümüz var. Bakın tanımlayıcı adları aynı. Biri serçe, diğeri cırcır böceği. İkili adlandırmanın az önce de söyledim. Cins adının ilk harfi büyük olacak. Tanımlayıcı adının bütün harfleri küçük yazılır arkadaşlar. Bunu da az önce bahsettim.
Şöyle bir örnek verilmiş. Mesela alem hayvanlar alemi arkadaşlar. Şu ve kordata yani omurgalılar. Sınıf mümeliler sınıfı. Takım karnivora yani etçiller. Aile kirigiller. Cins. Kedi. Bakın tür evcil kedi. Aynısını bitkiler için de göstermiş arkadaşlar. Alemden türe doğru bu şekilde isimlendirilmiş. Filogenetik sınıflandırmada taksonlar bir araya gelerek türden aleme doğru giden dereceli bir gruplandırma oluşturur arkadaşlar. Bakın kediyle evcil kedisiyle sazlık kedisi arkadaşlar aynı ailedeler. Aslan, leopar bunlar da aynı aile grubundalar. Bakın kurtla aynı takımda buluşuyorlar. Boz ayıyla arkadaşlar bununla da aynı takımda buluşuyorlar. Bakın yabani atla aynı sınıftalar. Gördünüz mü? Yani aleme doğru gidildikçe çeşitlilik artar. Mesela ördek, sazan bunlarla da aynı şubede bulunur arkadaşlar. Bakın bu omurgasızlarla da aynı alemde bulunur arkadaşlar. Yani hayvanlar alemi. Buraya kadar sınıflandırmanın giriş kısmıydı arkadaşlar. Şimdi ise canlılar alemi ve özellikleri konusuna devam edecek. Bugün bu dersimiz şimdilik kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Tekrardan devam edeceğiz.